İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sunar. Karvan'ın sunduğu çekirdek Tayfa Ekstra'dan herkese selamlar. Bu bölümde Fenerbahçe Karagümrük maçının maç önü programını yapıyoruz sizlerle birlikte. İki takımın muhtemel 11'lerine bakacağız. Maça dair fikirlerimizi, görüşlerimizi ve bazı verileri sizlerle paylaşacağız. Hiç vakit kaybetmeden iki takımın muhtemel 11'lerinden başlayalım. Karagümrük, Konuk Karagümrük'le başlayalım ki Karagümrük son haftalarda aslında istediği sonuçları almaya başladı. Pozitif sonuçlarla sahadan ayrılmaya başladı ilk haftalardaki sallantının ardından. Biraz ideal 11'ini de buldu ve sonradan eklenen oyuncuların da performansı arttı. Özellikle hücum hattındaki güven yalçından başlayarak skor katkısı vermeye başlayan oyuncular, oyun katkısı vermeye başlayan oyuncular Karagümrük'ün biraz oyununu ve oyunun sonuca yansımasını pozitif yönde sağladı. Muhtemel 11'i aslında ideal 11'i. Kalede Emre, sağda Braski, yanında Çeçerini, Dresevic, Levent. Önlerinde Roden ve Feguli. Burada şöyle bir detay var. Feguli Karagümrük'te 6 numara olarak oynuyor. Savunmanın önündeki İtalya'dan alışık olduğumuz bu Regista modelinde bir orta saha rolünde oynuyor. Roden de ona biraz daha fiziksel yardım eden 8-6 geçişlerini yapan oyuncu. Eyserik merkezde. Can Keleş kiralık olarak geldi. Hızlı bir kanat oyuncusu solda. Nazım nereden biraz daha ön tarafta değerlendiriyor. Zaman zaman e, Breske'yi kullanmadığı zaman yine sabek oynuyor. Ve Güven e, en önde takımında son haftalardaki formda oyuncusu. Özellikle kilit bağlantılar var. Onlara değineceğiz. Fenerbahçe'de ideal 11'i ön tarafta ve merkezde aslında ideal 11'i değil ama e, eksikleri tahmin edilebilir bir 11. Burada Fredin ve Ciko'nun durumu konuşuluyordu. Biz e, belirsiz olduğu için yedeklere yazdık. Tabii bu oynayacak ya da yedeklerde bulunup sonradan oyuna girecek anlamında değil. Bunu söyleyebilmek için size koyduk. Fred ve Ciko'nun durumunda bir belirsizlik var. Oynayıp oynayamamaları yönünde ama daha çok oynamayacaklar ağır basıyor şu ana kadar gelen bilgiler ışığında. Bu doğrultuda Kalid Livakovic Osayi'nin de cezası var. Mert'in ilk 11 başlaması bekleniyor. Savunmada yine Samet Osterbolde. Solda Ferdi. İsmail döndü. Yanında Crespo'yu bekliyoruz. Ön hat yine klasik Tadic, Şmanski, İrfan ve Ceko şeklinde olması bekleniyor. Şimdi Karagümrük'ten başladık. Karagümrük'ten devam edelim. Neden devam edelim? Çünkü Karagümrük'ün söylediğimiz gibi bir değişen, bir istediği sonuçları almaya başlayan oyunu var. Bu maç Fenerbahçe için bir sabır testi şeklinde geçebilir. Çünkü Karagümrük iyi savunma yapan bir takım. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra ligin en az gol yiyen yani takımı ve bunu iyi savunmayla yapıyorlar. Özellikle kendi yarı sahasında karşıladıkları zaman ada, hem alanı ama aynı zamanda kilit oyuncuları da adam adama savunuyorlar. Ve bu noktada Fenerbahçe'nin biraz sabır testine girmesi gerekiyor. Özellikle gene, geniş alanda alanı ve kilit oyuncularla adamı savunan takımlar özellikle set hücumu yapan rakiplerine karşı zorluk çıkarırlar. Fenerbahçe'de ligin kurguyla en fazla hücum yapan takımı olduğu için bu eşleşmeden bir sabır testi çıkma ihtimali yüksek. Bu savunma şeklini nasıl hücuma dönüştürüyor Karagümrük? Günlük? E, o da şöyle. iki tane planları var. Yani net olarak görünen tabii ki ikiden fazla olabilir ama bir tanesi Feguli'nin ve Rode'nin savunmanın önünden aldıkları topları uzun menzilli paslarla öne çıkmış ve hücum yapan takımın savunma arkasına doğru atmak. Orada hızlı oyuncularla değerlendirmek. Güven de koşucu, can da koşucu. Bir diğer hücum planı da rakibin atak yaptığı bölgenin asimetrisine doğru soldan atak geliştiriyorsa sağda bırakacağı boşluğu Levent ve Can uyumuyla hızlı bir şekilde topu rakip yarı sahaya taşımak. Can özellikle çok hızlı bir oyuncu. Biraz oyun bilgisi düşük, biraz son karar mekanizması geride ama fiziksel olarak hızı, temposu, sürati oldukça iyi ve onu kullanmaya çalışıyorlar ki Fenerbahçe'nin de genelde ataklarını soldan geliştirdiğini düşünürsek sağda bir nebze boşluk vermesi oyun asimetrisi gereği ihtimal o yüzden orayı değerlendirmeye çalışacaktır Karagümrük. Fenerbahçe'nin oyununa gelirsek Orada biraz daha veriler üzerinden gidebiliriz. Hatta gedik yatırımla Fenerbahçe verilerine şöyle bir bakalım isterseniz. Şimdi Karagümrük'ün oyununa baktığımızda Karagümrük son haftalarda özellikle baskıyla bozulan bir takım. Merkezde ve kendi savunmasının önünde agresif baskı yediği zaman bozulmaya müsait bir takım. Ve burada Roden'le Çeçeri'ni en yumuşak karnı gibi görünüyor Karagümrük'ün. Fenerbahçe ise ön alan presinden oldukça iyi sonuç alan bir takım ki bunu zaten artık Fenerbahçe'yi tanımlarken kullanıyoruz. Bunu verilerle desteklememiz gerekirse Fenerbahçe rakip yarı sahada kazandığı toplarla en fazla şut bulan takım. Bu alanda ligin lideri 26 şutla milli araya kadar. Ve yine Fenerbahçe kazandığı toplarla rakip yarı sahada en fazla gol bulan takım. Burada da 7 golle ligin lideri durumunda. Yani Karagümrük'ün özellikle bahsettiğim birinci oyun planında savunmanın önündeki oyuncularla topla çıkma noktasında yapacağı en ufak bir geç kalma Fenerbahçe'nin bu verilerle desteklediğimiz ön alan baskısından sonuç çıkarmasını yüksek olasılık olarak bize gösteriyor. Burada tabi oyuncu tercihleri de belirleyici olacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin ön hattı da ligin en üretken 5 yani en üretken ön hatlarını sıraladığımızda hatta tüm oyuncuları sıraladığımızda en üretken 5 oyuncunun 2 tanesi 3 tanesi mutlaka Fenerbahçe ön hattı var. Tadic ve Şimanski ligin en çok şans yaratan 3 oyuncusundan ikisi ve Tadiç ve Şimanski aynı zamanda en çok kilit pas veren 5 oyuncusundan ikisi. Bu da yetmemiş yetmez gibi akan oyunda en fazla asist beklentisi üreten 5 oyuncudan 3'ü Tadiç, İrfan ve bunlara geriden destek veren Ferdi ve tabii ki Ceko'nun da gol krallığında lider olması, en üst sırada olması Fenerbahçe'nin ön hattının da oldukça üretken olduğunu, Karagümrük'ün bu baskıda bozulma planını, daha doğrusu baskıda bozulma e, ne diyelim negatif yönünü güçlü bir planla pozitife çevirmesi gerekecek. Ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin de aslında milli aradan dönüşte e, o güçlü oyununu milli araya giderken ivme kaybeden sezonun büyük bölümündeki güçlü oyununu bu maçla beraber tekrar hatırlamak isteyeceği bir, isteyeceği bir karşılaşma olacak. Bunu da yapabileceği en önemli silah sağlam ön alan baskısı ve öndeki 4 oyuncusunun her zaman yaptığı gibi hücumda skor katkısı yapması ki en çok eleştirilen maçlardan bir tanesi olan Adana Demirspor maçında bile aslında bu ön hattın çalışmalarıyla birçok pozisyona girildi. Sadece skor çıkmamıştı o maçta ve sonrasında oyunun gidişatı eleştirilmişti. Bu maç Fenerbahçe'nin o oyununu tekrar hatırlatmak isteyeceği bir maç olacaktır. Bir diğer detay da e, kaleci, Karagümrük kalecisi Emre Bilgin e, özellikle savunmanın arkasına atılan toplarda ya da savunmanın arasında atılan sızma pas ve ona yapılan sızma koşularda topa çıkış zamanlamasını yeterince doğru ayarlayamayan bir kaleci. Son 2-3 maçta böyle pozisyonlar gördük. Belki Karagümrük'ün aleyhine sonuçlanmadı ama bir gün aleyhine sonuçlanabilme ihtimali olan çıkışlardı bunlar. Bu da Fenerbahçe'nin savunmanın arkasına sızacak İrfan gibi, Şimanski gibi ki o hat koşularını çok iyi yapabilen bir oyuncu Ceko bağlantıya geldiği zaman Oraları Fenerbahçe'nin savunma arkasında koşularla ve Emre Bilgin'in zamanlama hatasıyla tehlikeli pozisyon bulabilir. Aynı zamanda hani o set hücumuna yerleştiğinde Karagümrük adam ve alan paylaşımında en ufak bir hata yaptığı zaman Fenerbahçe'nin deneyeceği bu bek ve stoper arasına sızma paslar, sızma koşularda da ceza alanı içerisinde yine Emre'nin geç kalabileceği, bu geç çıkıştan yapabileceği pozisyonlarda penaltı, ya da ciddi gol pozisyonu Fenerbahçe bulabilir. Burayı deneyecek mi Fenerbahçe? Bunu da maçta göreceğiz. Maça dair notlarımız, verilerimiz, tahminlerimiz bu şekilde. İki takıma da başarılar diliyoruz. Umarız maçın sonunda futbolun konuşulduğu, sadece futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olur. İki takıma da tekrar başarılar. Karvan sunduğu çekirdek tayfa ekstra da Fenerbahçe-Karagümrük bölümünü sonlandırdık. Yorum yapmayı, sizde maça dair fikirlerinizi, videoyu beğenmeyi ve tabii ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.